Görüş lideri Profesör Doktor Necmettin Erbakan Hoca'yı anma ve anlama etkinlikleri devam ediyor iken Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Lütfi Kibiroğlu, 54. Hükümetin Başbakan Danışmanı Profesör Doktor Osman Altuğ, MÜSİDER Genel Başkanı Aslan Ateş ve Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurtaş Erbakan'ı anlattı. İşte o konuşmalar. Saadet Partisi Bağcılar Teşkilatı Erbakan Hoca'yı anma ve anlama paneli düzenledi. Panele 54. Hükümetin Başbakan Danışmanı Profesör Doktor Osman Altuğ, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Lütfi Kibiroğlu, MÜSİDER Genel Başkanı Arslan Ateş ve Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurtaş olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan panelin açılış konuşmasını Saadet Partisi Bağcılar İlçe Başkanı Şakir Şahin yaptı. Biz ona ve onun mücadelesine baktığımızda bu dünyada Allah'tan başkasına boyun eğmemenin gerekliliğini anlıyoruz. Ardından sıra konuşmacılara geçti. İlk olarak Profesör Doktor Osman Altuğ konuştu. Hayatımda, bütün hayatımda iki kişi tanıdım. Birisi rahmetli Erbakan, adam gibi adam. Bir de benim aslında hocaya yapılan darbe bir askeri darbe değildir. Tamamen kamuoyunun yanlış bilgilendirmeye yöneliktir. Hoca askerini seven, vatanını seven diyen insandır. Saat 30 Haziran 1997'ye kadar hoca görevinin başındaydı. Peki 28 Şubat'la 30 Haziran arasında kaç ay var? 4 ay. Peki madem hocaya darbe yapıldı, hocanın başbakanlık makamında ne iş var? Hadi sıkıysa hocaya darbe yapıldı. Askeri darbe. Ama iki faşizm var. Bir sermaye faşizmi, bir de askeri faşizmi. Hoca parasına sahip çıktı ülkenin. Ülkenin namusuna sahip çıktı. Askerine sahip çıktı. Ahlakına, hukukuna sahip çıktı. Daha sonra ise Erbakan'ı Lütfü Kibiroğlu anlattı. Herkesin hayatı bir kitaptır. Ama hocamın hayatı bir kütüphanedir. Bana dedi ki, bak başkanım, ister Eminönü Belediye Başkanı ol, ister Büyükşehir Belediye Başkanı ol, ister Başbakan ol, ister Cumhurbaşkanı ol. Bunların hepsi kabuktur. Sabaha kadar düşün. Hocam ne demek istedi? Bizi bu tür makamları sadece Allah rızasını tahsil için yapmamız gerektiğini anlatan bundan daha güzel bir cümle olabilir. Gerçekten ufkumuzu açan, gerçekten yolumuzu açan bir lider. İlmi ilim yapan imandır. İşte hocamın bu tür makamları kabuk olarak tasvir etmesinin temel sebebi budur. MÜSİDER Genel Başkanı Arslan Ateş de Erbakan Hoca belgeseli müjdesi verdi. Maalesef ve maalesef okumayan bir nesil var. Emin olun bu son çeyrek asrın, son 100 yılın olup biten bütün hadiselerini bu topluma sinemayla anlatacaklar. Müzikle anlatacaklar. Dolayısıyla bu alanda etkili, nitelikli, kaliteli bir takım çalışmalar ortaya konmadığı süre içerisinde bizim tarihimizi, bu yakın tarihimizin neslimizle maalesef bir başkasının ağzından dinlemek durumunda kalacak. Tabii biz ahde vefanın gereği olarak şu anda iki önemli çalışma var bizim gündemimizde. 13 bölümlük bir Erbakan belgeseli tamamlamak üzere yaklaşık %70, %80'i tamamlandı. Hemen arkasından bir yine sinema filmi çalışmamız var gündemde. Son olarak Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurtaş, Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ı anlattı. Şatafat asla yaşamadı. Çünkü onun için mağdur, oturduğu koltuğun hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Erbakan hocamız sol ayakkabılarını üç pençe vurdurmuş bir insan. Burada hangimiz gömleğimizin yakası çiftliği zaman, kendisini bıraktığı zaman terziye gönderir de o yakayı ters çevirir.
Ama Erbakan hocamız gömleğini, yakasını ters çevirerek onun ömrünü uzatma gayreti içerisinde bulundu. Ya da saati, gömleğinin manşetini eğer yıpratmışsa yine o gömleği terziye gönderir, onun ömrünü uzattırırdı. Bir A4 beyaz kağıdı o kadar itinalı kullanırdı ki, diyelim ki notları alıyor ama yarısında notları bitiyor. Toplantıdan kalkacağı zaman o kağıdın yarısını kesiyor, daha sonra kullanmak üzere yan tarafa